Tarla TV'den herkese iyi günler, bereketli sezonlar diliyorum. Bugün albiyon çilek fidelerimizin dikilişini yapacağız. Gördüğünüz gibi malçımızın altına bu şekilde damlamalarımızı döşedik. Dikimden önce toprağı ıslatması adına şu anda damlamalarımız çalışıyor. Bunlar damlatırken biz de içeriye bir göz atalım. Hobi seramıza. Bu videomuza da çok gördüğünüz gibi izlenme gelmişti. Evet, domates fidelerimizi diktik. Fidelerimizin bu seramızın bu kısmına da fidelerimizi diktik. Şöyle yükselttik. İyice tümsek haline getirdik ve yabancı ot mücadelesi kolay olsun, daha verimli kökler daha iyi gelişsin diye bu şekilde koyun gübresiyle karıştırarak bu sıraya sadece domateslerimizi diktik. Bunların da sulaması yapıldı. Evet, iler kısma bakalım hemen. İlerideki kısım. Burada da yine domatesimiz. Bunların da nasıl dikildiğine dair gördüğünüz gibi çiçekleri şu anda oluşmaya başladı. İnşallah verimli geçer. Burada hemen kadife fidelerimiz var. Şöyle gösterecek olursam. Gördüğünüz gibi bunları da tohumdan yetiştirmiştik. Gayet verimli bir şekilde büyümelerini gerçekleştiriyorlar. Burada hıyarlarımız var. Biraz soğuktan hafif zarar görmüşler ama uç kısımları gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi burada da çiçekleri açmış ve büyümeyi bekliyor. Burada biberlerimiz var. Biberlerimizi de dikilişini yaptık. Şurada bal kabağı tohumlarımızdan yetiştirmeye başladığımız bal kabağı fidelerimiz var. Bunları da başka bir arazimize sevk edeceğiz. Yine aynı şekilde burada kadife tohumlarımızı, tohumdan yetiştirdiğimiz kadifelerimizi görüyorsunuz. Bunları da ayırıp viyollere aktaracağız. Gayet gördüğünüz gibi gayet sağlıklı ve güzel bir gelişme göstermiş. Bu şekilde aşağı yukarı 500'e yakın kadife fidemiz var. Bunların tohumlarını üreteceğiz. Burada da sebzemizi üreteceğiz. Şimdi ufak ufak artık çileklerimizin dikimine başlayalım.
Evet, bugün çilek fidelerimizi dikmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi malçımızın altına sulama borumuzu çektik. Damlama sulama sistemimizi ayarladık. Ve fidelerimiz bu şekilde açık köklü. Albion cinsi fideler. Şöyle dikime hazır hale getirme aşamasını göstermek istiyorum. Bunun için örneğin bu bir tane fidemiz. Bunu dikime hazır hale getirmek için tabii hepsini öncelikle taze suya bu şekilde atacağız. Ki toprağa tutunmaları daha kolay olsun. Fideleri dikerken de mutlaka önden bir suya batırıp çıkarmanız tavsiye olunur. Kılcal köklerin toprakta daha iyi gelişmesini sağlıyor. Evet, önce şu kadar miktar fidemizi hazırladık. Yani fidelerimizden biri burada. Gördüğünüz gibi bunu dikmek için öncelikle şu yanları, şu siyahlıkları temizliyoruz. Siyahlıkları, yan dallarını temizliyoruz. Ve dikimi hazır hale getiriyoruz. Şöyle dikim şeklini gösterecek olursak. Şu bir baş parmağınızı bu şekilde, pardon, işaret parmağınızı şöyle uzatıyorsunuz. Fidenin köklerini tutuyorsunuz şu şekilde. Daha sonra buraya gelip bastırıyorsunuz ve fidemiz dikilmiş oluyor. Tamamen bu kadar basit. Bir tane daha göstereyim. Tekrar bir fidemizi daha aldık. Şu yandaki siyah, eğer açık köklüyse böyle tabii, tüplü aldıysanız dikim yöntemi daha farklı. Alıyorsunuz ve bir işaret parmağınızı tutup bu şekilde fideyi dikeceğiniz yere gelip bastırıyorsunuz. Zaten hemen kendisi girmiş oluyor. Evet, burada Albion çilek fidesi tercih ettik. Albion'un avantajlarından bahsedecek olursak 600 ve üzeri rakımlarda yetiştirilebilen bir çilek türü. Biz şu anda 1100 rakım civarındayız. Kışları soğuk geçen bir bölgedeyiz. O yüzden siz de bu soğuk bölgelerdeyseniz Albion cinsini tercih edebilirsiniz. 7 veren bir cinstir Albion. Ayrıca pazara dayanımı yüksektir. Hasattan sonra hemen erimez, kendinden geçmez. Kokusu ve lezzeti de yüksek, verimli bir çeşittir. Şimdi buraya 80 tane Albion fidemizi dikeceğiz. Ha, fide aralıkları biraz kısa oldu, 20 cm. Biraz daha arttırabilirdik ama biz ticari bir beklentimiz olmadığı için bu şekilde biraz daha sık dikim yapacağız.